Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadın kullanıcılarımızı yani gamer kadınlarımızı ilgilendiren güzel bir koltukla beraberiz. Havit markasının GC920 modelli oyuncu koltuğunu inceleyeceğiz. sakın merak etmeyin bunun erkekler için olanı da var siyah rengi. Biz bugün kadın kullanıcılarımız için olan pembe renkli modelini inceleyeceğiz. Şimdi ürün güzel bir kutulamayla geliyor ve kutunun içerisinden tüm aparatları, tüm her şey vidasına kadar işte alyanına kadar içerisinden çıkıyor ve kurulumunu yapmak için de kutunun içerisinde gerekli bilgilendirme kitapçığı geliyor ve buna göre rahatlıkla kurulum yapıyorsunuz. Zaten aslında kurulumu çok basit. Alyanla vidalarını ilk açıyorsunuz, söktükten sonra gerekli parçaları takıp direkt sıkma işlemini yapıp aslında kurulum bu kadar basit ve bitmiş oluyor. Şimdi koltuğu görmüş olduğunuz gibi oturuyorum ve gerçekten rahat. Buradan hemen arkaya gördüğünüz gibi İleriye biraz daha böyle istediğim gibi ayarlama yapabiliyorum ve rahatlıkla kullanabileceğim bir oyuncu koltuğu oluyor. Bel ve boyun desteği bulunuyor. Kumandayı görmüş olduğunuz gibi on butonu, off butonu ve auto modu bulunuyor. Auto modda bütün renklerde geçiş yapabiliyor. Bak mesela şöyle kırmızıya dokunduğumda görmüş olduğunuz gibi şu anda koltuk kırmızı oldu ve auto moduna basıyorum bir daha RGB renklere geçiyor ve tüm renkler arasında geçiş yapabiliyor. Kumandası küçük, kompakt bir kumanda onu söylemek istiyorum ve zaten görmüş olduğunuz buradaki renklerin hepsini tek tek yakabiliyorsunuz. Ayrıca parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz, hızını ayarlayabiliyorsunuz ve renk geçişlerini ayarlayabildiğiniz butonlarda bulunuyor. Bu üçü ayar butonu. En üsttekiler açıp kapatma ve otomatik moda alma. Şimdi gelin şöyle bir mavi butonuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi ürün mavi oldu hemen turuncuya basalım. Tabi kamerada renkleri çok fazla net görmüyor olabilirsiniz ama boyun ve bel desteği sayesinde rahatlıkla duruş pozisyonunuzu ayarlayıp uzun süreler boyunca bilgisayar başında kalabilirsiniz. Evet dediğim gibi kadın kullanıcılarımız için tabi oyuncular için değil sadece ofis kullanımı içinde evden çalışan kişiler içerisinde de güzel bir koltuk önerisi olduğunu söyleyebilirim. Koltuğun yapısı kompakt Böyle çok büyük değil, çok da küçük değil. Tam ortalanmış. Kumandadan son olarak olarak bahsettiğim renkler dışında dediğim gibi ayarlarını yapabildiğiniz butonlar on off ve auto modu yani auto modu bulunuyor. Onun dışında kumanda da zaten avuç içi kadar bu RGB ışıkları yaktığımız kumanda boyutunda. Kumanda ile ilgili şu anda farklı bir işlemimiz yok. Sadece bunu başında göstermek istedim. kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Hemen auto moda da aldım ki ışıklar dönsün en azından kamerada güzel bir görselde görmüş olabilirsiniz. Şimdi kumaş yapısına baktığımızda örgülü bir kumaş yani nefes alabilen bir kumaştan üretilmiş oyuncu koltuğu fakat yaz aylarında deri olduğu için suni deri terleme yapabilir yani bunu söyleyeyim bütün oyuncu koltukları yapıyor bu arada ve kolçaklara baktığımızda kolçaklarımız sağa sola oynayabiliyor ve yukarı aşağıya kaldırıp indirebiliyorsunuz. Bu da güzel. Ürünün RGB'sini bağlamak için zaten bir kablolama yapmıyorsunuz. Kablosu kendi takılı geliyor arka kısmında. Siz sadece kabloyu montajlarken hani görünmemesi için oradan aralardan bir yerden geçiriyorsunuz ve powerbank ile çalıştırabiliyorsunuz. Bu koltuk 180 derece geriye yatabiliyor ve esneyebilen bir yapısı bulunuyor. Yani siz bunu böyle salıncak modunda da kullanabiliyorsunuz. Alt kısımdaki butonuna yani o indirip kaldırma yerine bastığınızda orada bir ayarı bulunuyor ve oradan rahatlıkla bu ayarı da yapıp böyle salıncak modunda da ister film izleme modu, isterseniz ne bileyim oyun oynama modu. Nasıl kendinize göre rahat edip ayarlayabiliyorsanız ayarlayabileceğiniz bir koltuk. Toto kısmımız çok yumuşak değil onu söyleyeyim. Toto kısmı birazcık böyle sert. Hani Tam böyle diğer incelediğim koltuklar kadar yumuşak değildi. Bunun dezavantajı var mı, artısı var mı bilemiyorum. Muhtemelen çökme yapmaması için olmuş olabilir. Alt malzeme tablası metalden oluşuyor ve gerçekten kaliteli. Bak şimdi sallanıyorum. Gıcır gucur bir ses yapmıyor hiçbir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sadece şu boyun desteği ve bel desteği kıpırdadığı için onlar lastikli. Onlardan ufak bir ses geliyor ama gıcır gıcır diye bir ses yok yani. Bak net olarak söylüyorum ve bu koltuklarda hani en pahalısını da alırsın, en uygununu da alırsın. Bu ses emin ol ilk aldığında bile birçok yerinde bu mekanizmasından gelebiliyor. Onu baştan söyleyeyim. Ben bunda bunu hiç yaşamadım. O yüzden hani önerebileceğim koltuklar arasında yer alıyor. Tabii ki de bu şimdi teknik detay olarak bakmamak gerekiyor bu videoya. Biraz daha hem görsel hem de Kullanıcı deneyimi olarak söyleyebilirim. Ben bu koltukla arkamda görmüş olduğunuz bilgisayarda videolarımı montajlıyorum. Yeri geliyor film izliyorum. Yeri geliyor oyunlar oynuyorum. Hatta ücretsiz olan bir oyun var. Farming Simulator. Geçen onu indirdim. Ona başladım. Böyle yaklaşık bir 10-15 saatlik bir deneyimim oldu bu koltukla. Rahat rahat istediğim gibi konumlandırıp hani kullanabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle yatay pozisyonda da rahatlıkla hem duruş pozisyonumu etkilemeden dik bir şekilde durabiliyorum. Postürümde bir bozukluk olmuyor. Çize zaten beli arayan bir insan olarak söylüyorum. Hem de oyunlarda bazen böyle işte dik durmak gerekebiliyor veya biraz daha geriye yatıp böyle daha böyle salaş oyunlar oynarken ya da salaş davranmak gerekirken bunu da ayarlayabiliyorsun. Ve hatta şunu da göstereyim son olarak. Bak bayağı böyle yatırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tam gerideyim ve şu anda mekanizması oturdu. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir denge problemi vesaire yaşamıyorsunuz. Geriye gidince insan konuşamıyor bu arada. Rahatlıkla alttaki o çekme butonunu indirdi kaldırdığınızda ister geriye yatırırsın istersen de ileriye yatırırsın. E boyun desteği de zaten iyi. Bak görmüş olduğun gibi tam boynumun şurasına geliyor. Bak böyle de göstereyim kameraya hatta. Gerçekten böyle rahat bir şekilde hani oyunlar oynayabiliyorsun. Bu arada ben bu bel ve boyun desteklerini hiçbir oyuncu koltuğunda sevmiyorum. Evet bunu da göstermek için şu anda duruyorum. Ama genelde Bel desteği durur, boyun desteğini kullanmam ya da boyun desteği durur, bel desteğini kullanmam. Onu bir kombinliyorum yani. Hani herkes sevmek zorunda değil ama bundakiler yumuşak hani onu söyleyeyim. Evet oyuncu koltuğuyla ilgili ben sizlere konuşurken videoları göstermeye yani daha doğrusu detay görüntülerini göstermeye çalıştım teknik detay olarak bu sefer sizlere bilgi vermeyeceğim. Zaten açıklamaya ürünün linkini bırakıyor olacağım. Oradan sizler gidip ister satın alabilir, isterseniz de ürünü inceleyebilirsiniz teknik detaylarını vesaire. Ama dediğim gibi kompakt güzel. RGB'leri güzel bu arada. Hani karanlıkta aşırı derecede güzel bir ışık yapıyor. Zaten detay görüntülerde göstermeye çalıştım sizlere. Stüdyo ışıkları olmasına rağmen etrafımda detaylı olarak görebiliyorsunuz. Bak renkleri tek tek geçeyim bu arada. Şu anda otomodda değil kendim yapıyorum bunları. Görmüş olduğunuz gibi renkler arasında tek tek geçiş yapıyorum ve bu da gerçekten kumandasının uzakta bile olsa yani illa şuraya getir buraya getir değil direkt algılayabiliyor. Buradan da parlaklığını açabiliyorsunuz ve ışık şiddetini açabiliyorsunuz. Hızını, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Evet, koltuğumuzla ilgili incelememiz bu kadar da aslında bu bir inceleme değil. Birazcık kullanıcı yorumu, deneyimi diyebiliriz. Bu koltuğu da yaklaşık 6 gündür kullanıyorum. Hani böyle 1 ay 2 ay kullanmadım. Uzun dönemde ne olur ne olmaz bilemiyorum ama şu anda yani böyle T-shirt herhangi bir terletme yapmıyor ama bazen biliyorsunuz oyuncularımız hani böyle atletle otururken şuralarımız açık oluyor. Onlarda böyle terleme yapıp yapışma olabilir. Ama ben bunun derisini beğendim. Kaliteli bir deri gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Evet videomu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.